kazandı abi. Kabe muazzama. Temelini meleklerin atmış olduğu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın meleklerin temelini atmış olduğu yere inşa ettikleri Nuh tufanında mekanından semaya arız edilen, kaldırılan Seçkin Beyt. İbrahim Aleyhisselam döneminde yeniden inşa edilen Seçkin Beyt. Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa edecek. Milattan önce 1800'de tekrardan Nuh Aleyhisselam döneminden kalkmış olan mekanın mahalline. Çünkü evladını Hacer ile İsmail'e buraya bıraktığı zaman burada hiçbir canlı yoktu. Ama inde beytikal muharram, senin mübarek beytinin olduğu yere bıraktım evladımı diyordu. Yeri belliydi ama mekan yoktu. İmtihanların peygamberi İbrahim Aleyhisselam imtihanların ardından yeniden Kabe inşa ettiğinde şu köşe Rükn-i Yemani, bu köşe Hacer-i Esved köşesi olacak şekilde Kabe-i Muazzam'ı inşa etti ve şuradaki Makam-ı İbrahim dediğimiz yere ayak izlerini bulunduğu mahalle bir işgal olarak kullanarak inşa edecekti. Aradan asırlar sonra 605 miladi yılında Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde Kabe-i Muazzama'nın üstü açık olduğu için yeniden inşası gerekecekti. Yeniden inşa edildiğinde her aile bir duvar üstlenecekti. Ancak kim Hacer-i Esved taşını yerine koyacaktı? Hacer-i Esved taşını yerine koymak görevini hangi aile yüklenecekti? Bu büyük bir şerefti. Neredeyse aileler birbirine girecekti ki dedi ki Velid bin Mughire, şurada Beni Haşim kapısı. Şuradan gelen ilk kişi kimden olursa olsun, kim hakkında yorum verirse onu kabul edelim dediler. Ve gelen onları sevindiren birisiydi. Muhammedül Emin'di. Hacer-i Esved taşı. Şu oval alanın tamamı Hacer-i Esved değil. Orası bir yapışkan tutkal gibi bal mumu. Üzerinde 8 parça var. Ben buradan görüyorum. Siz de oradan görebiliyorsunuz. O çerçevede muhafazada dağılmaması için onu tutuyor. Taşı buraya konmak için Peygamberimiz Aleyhisselam ridasını çıkardı ve her bir aileden bir temsilci istedi. Bu temsilciler Kabe-i Muazzama'nın köşesine kadar taşıdılar. Hacer-i Esved taşını yerine koydu. Hakemlik hadisesi. El emin olmak böyle bir şey. Peygamberimiz böyle el emin oldu. Burası Musalle Cibril. Eskiden burası açık bir alan. Peygamberimize ilk namaz emredildiğinde sistematik olarak Hazreti Adam'dan beri namaz vardı ama 5 vakit sistematik olarak Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'i buraya getirdi. Ve burada Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail'in rehberliğinde gelip namaz kıldı. Sonra bir de namazın ilk vaktinde, sonra bir de namazın son vaktinde. Şu
Şurası müntezem. Peygamberimiz buraya gider. Ve burada elini, göğsünü, yüzünü yapıştırır duvara ve burada duvar var. Duaları müstecap oluyor. Mekke müşrikler Kabe'yi inşa ettiği zaman bir insan boyunca yüksek tuttular. Nedenini sordular peygamberimize. Kendilerini istemedikleri kişi buraya gelemesin diye dediler. Üzerinde yazan bir ayet var ki hep umut verir bize. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. İşte burada. Tam burada anahtarlıkların üzerinde. Zümer Suresi 53. Doğru ve yanlış apaçık ortada olmasına rağmen ısrarla güneşleyen kulların Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. O dilerse kullarını bağışlar. Bu ayet Mekkeli müşriklerin Mekke'nin fethi gününde imanını sağlayan en önemli ayetlerden biriydi. Çünkü Allah Azze ve Celle aşılmaz olan, beklenen şeyleri aştırmıştı. Olmaz denilen yerleri oldurmuştu. Peygamberimiz şimdi buradan çıkıyor Mekke'nin fethinde ve diyor ki size ne yapacağım biliyorsunuz, bekliyorsunuz. Kendisini zulmedenleri de var. Allah'ın Resulü böyleyse Allah Azze ve Celle'nin rahmeti nasıldır? Şurada İsra Suresi'nin 80. ayeti var. Peygamberimiz buradaki evinden çıkıp buradan Hazvere'ye, Hazvere'den Hazreti Bekir'in evine, oradan da Sevir Dağı'na giderken o ayet okuyor. Rabbi edhine mutkale sıdkin ve ehricni mukrede sıdkin ve ceallî milletinke sultanen nasira. Rabbim, gireceğim yere güven ve emniyete girmeme, çıkacağım yerden güven ve emniyete çıkmam nasip et ve bana katına rahmet ver diye. Bu ayet de buradan çıkıyor. Ondan sonraki ayetle de buradan giriyor. وَجَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَنَ زَهُقَ فَتِحْ كَبُسِيَجِي. Bakın karşı tarafta. Buradan beyaz devesi kasva ile şey gidin hatırlayın. Efendimiz zamandaki tavaf alanı bu kadar. Ondan sonraki evler. Hemen şu kapıdan içeri girebilseydik şu anda dümdüz karşısında duvar dibinde Efendimiz fetih namazı kılmış oldu. Alanı görecektik. Burası da aslında Kabe'nin içinden 605 miladiyindeki genişletmede müşrikler buraya açık bırakıyorlar ve burada 40 yaşını aşmış belli konumdaki aileler oturuyorlar. Efendimiz onlara gözükmemek için namazdan orada kalıyor ama yine de müşrikler onu rahat bırakmıyorlar. Tam karşıda da Darun Nedve'nin olduğu mahal. Hicri İsmail ya da Hatim bölgesi.
da Peygamberimiz hakkında ne konuşmalar yapıyorlardı. Halbuki daha 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalib'in yeri burada dururken avlun ışıklarında, gölgelerinde. Burası da Babil Umre. Peygamberimizin Umre'de giriş yapmış olduğum olur. Burada örtülerin üzerinde Subhanallah ve bihamdi Subhanallah azim tesbihi. Sağ üst köşesinde ya Deyyan, solunda ya Mennan esması. Mizaf. Ve hemen arkasında da müstecar dediğimiz kapı. Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim döneminde öndeki Kabe'nin kapısından çıkışta, bir de aynı kapıdan burada var. Müstecar. İçerideki Bab-ı Tövbe gibi. Efendimiz Aleyhisselam Taif'ten geldikten sonra hüzün ve kederle şurada Hazvere Çarşısı'nın tam yanında amcasının kızı Ümmühan'ın evindeyken tam şurada. Oradaki miras sütunun yerine buraya atıldı ama yeri burası, asıl yeri. Oradan İsra Suresi'ndeki ayetle Kudüs'e, oradan da Miraç'a yükseldi mahal. Rükniye mahal. Yemen köşesi. Mübarek Peygamberimiz namaz kılarken burada namaz kılıyor ve Mekkeli müşrikler aleyhine değil, hep ıslahlarına çalışıyor. Deve işkembesi burada sırtına konulduğunda bile onların affı için geliyor. Sayısız hatırası gözümde canlanan Rükniye Mani ve Kabe'de Abbasi revakları ve Osmanlı kubbeleriyle, nerede nereye denilen hatıralarıyla.